duruşmada savunma yapıyor. Duruşma devam ediyor. İçeride HDP milletvekillerinden Mehmet Tiryaki konuğumuz, efendim Demirtaş sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi ve bu duruşmaya katılamıyor. Nedir sağlık durumu? Sizden alalım bilgileri. Yani genel olarak iyi görünmüyor tabii, doğrusunu söylemek gerekirse. Biz de biraz gözlemledik bunu. Ara istiyor mesela. Hani birkaç saat konuştuktan, savunma yaptıktan sonra yorulduğunu söyleyip ara istiyordu. Akşam da belirli bir saatten sonra devam edemedi zaten. İki günün sonunda bugün herhalde biraz daha rahatsız. O yüzden sağlık gerekçesiyle bugünkü Segbis'te de olsa duruşmaya katılamadı. Avukatları taleplerini ilettiler. Dün öğleden sonra zaten genel bu fezlekeyle ilgili savunmalarını yapmışlardı. Mahkeme şimdi ara verdi. Bir ara karar oluşturacak. Selahattin Başkan'ın katılmadığı, Segbis'e katıldığı duruşma bile gördüğünüz Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülüyor. Ankara Adliyesi'nde bu duruşmanın yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Avukatlar bunu talep ettiği halde mahkeme bunu reddetti ve ısrarla bu bir güvenlik gerekçesi olamaz. Bu dosyayı takip eden hem savunmanlara, avukatlara hem de bizim gibi bu duruşmayı izlemek isteyenlerin zorlanması anlamına geliyor. Başka bir şekilde açıklamak mümkün değil. Segbis'e katıldığı bir duruşmanın duruşma için işte gördüğünüz gibi cezaevi kampüsünün içerisindeyiz. Sağlık sorunlarından bahsettiğiniz, iki gündür Segbis yöntemiyle bağlanmıştı. Bu ifadenin verildiği Segbis odasını da biraz anlatabilir misiniz? Bu da sağlık durumunu etkiledi mi Demirtaş'ın? Yani bunu doğrudan Segbis odasının etkilediğini veya etkilemediğini söylemek güç. Ama sonuçta Segbis odası dediğimiz cezaevinin içerisinde 6 metrekareden küçük 4-6 metrekare arasında bir yer. İşte bir masada oturuyorsunuz, karşıda bir ekran var. O ekranın üzerinde küçük bir kamera var ve siz o kameraya konuşuyorsunuz. Kameranın altında da bir ekran var. O ekrandan da duruşma salonunu görüyorsunuz. Tabii yüz yüzeliğe, aleniyete aykırı bir yargılama biçimi. Segbis'in kendisi adil yargılanmanın önünde bence engel. Koşullar el verdiğince ve eğer tutuklular hükümler için uygunsa mahkeme salonunda bulundurulmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama Edirne cezaevinden gerçekten hani Ankara'ya veya Türkiye'nin başka bir yerindeki mahkemeye de her seferinde gidip gelmek de aynı zamanda tutuklular için çok güç. Selahattin Başkan hakkında onlarca dava var. En önemli dava bu. Bu davadan tutuklu değil, fakat bu onlarca dava için her seferinde Edirne'den oraya gidip gelmesi de bir tür işkence olacak. Segbis odasının kendisi de söylediğim gibi adil yargılanmanın koşullarına aykırı bir ortam oluşturuyor. Duruşma ilk olarak Ankara Adliyesi'nde görülmüştü. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle Sincan'a alındı. Uzaklaştırıldı belki şehir merkezinden, ama yine de insanlar bu duruşmayı takip ediyorlar. Buraya kadar geliyorlar. Gelmelerine karşında bu kampüsten içeri alınmıyorlar. Özellikle yabancı heyetler bu duruşmada, son duruşmada yabancı heyetlerin içeri girememesi de gündeme geldi. Demirtaş heyetten rica etti. Yabancı heyetleri içeri alın dedi. Sanırım bu konuda bir uzlaşı sağlanamadı. Şöyle, bir kısmına aslında isim verdiler ama sorun şu. Bunu yani şöyle değerlendiriyor mahkeme. Bunun bir örneği yok aslında. Akredite edilip edilmediklerine bakıyor. Yani yabancı bir kişinin duruşmaya gelmesi için idare tarafından, çünkü mahkeme bir akreditasyon yapmıyor. Bunu Adalet Bakanlığı'na veya hükümete soruyor olmalı veya başsavcılığa soruyor olmalı, bilmiyoruz. Akredite değillerse izin vermeyeceğiz gibi bir tutum içerisinde mahkeme. Bu doğru değil. Her seferinde işte daha önce olmayan bir şey. İşte dilekçe verin. Dilekçede isimlerine bakalım. Bir kısmı akredite değil gibi bir tutum sergiledi. Tabii çok çarpıcı bir örnek. Sınır tanımayan hukukçular adına duruşmayı izlemeye gelen bir avukat. Ben askeri darbe döneminde bile Türkiye'de biz gelip Türkiye'deki duruşmaları izleyebilmiştik. Şimdi gelip duruşmaları izlememize izin verilmedi. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu göstermesi açısından çarpıcıdır demişti. Evet, gerçekten bu çarpıcı bir örnek. Sonuçta yabancı heyetin izlemesi için aslında her tür koşul var. Sadece izliyorlar.
Ama buna bile bir izne tabi tutmak, akreditasyona tabi tutmak doğru değil. Usulü açısından durum böyle, şeklen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini söylüyorsunuz. Bir de içeriye bakalım, içerikte esasında neler oluyor davada. Selahattin Demirtaş dünkü duruşmada Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi talebini yeniden dile getirdi. Dedi ki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında yaşananları Başbakan Ahmet Davutoğlu biliyor, açıklama yapması lazım dedi. Daha önce de bu mahkeme heyetine tanık başvurusunda bulunmuştu. İçerik açısından neler yaşanıyor? Burada Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi talebi neden reddediliyor? Şimdi henüz reddedilip edilmediğini bilmiyoruz. Ara karar oluşturmak için ara verdi mahkeme ama Davutoğlu'yu çağırıp çağırmayacakları Sayın Davutoğlu'nu göreceğiz. Sayın Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurmadan önce aslında böyle bir açıklama yapmıştı. 2014-2015'te özellikle 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında yaşananlarla ilgili konuşmak istememişti. Eğer konuşursam, hani meşhur bir laf ya, işte yer yerinden oynar anlamına gelecek cümleler sarf etmişti. Ben o zaman sanırım yine sizin kanalınız aracılığıyla şunu söyledim. Eğer gerçekten siyasi bir iddiası varsa bunları Sayın Davutoğlu açıklamalıdır. Eğer kendisi isteyerek açıklamıyorsa, bu konuda bir bilgisi varsa, çünkü çok dramatik olaylar yaşandı, bu ülkede insanlar öldü, bu ülkede kentler yıkıldı, bunun bir vebali var. Bu vebalinin kimlerde olduğunu hep beraber göreceğiz elbette bir gün. Ama bu konuda bir bilgisi varsa, çünkü bunların sanığı olarak yargılanıyor, oysa o dönem yaşanan sorunların çözülmesi için çaba sarf eden Selahattin Demirtaş'ın değil, o cinayetlerde, o katliamlarda sorumluluğu olan kişilerin yargılanması gerekiyor. Sayın Davutoğlu'nun bildiği bir şey varsa evet, gelip tanık olarak mahkemede anlatmalıdır. Ara karar oluşturacak mahkeme, tanık olarak dinlenip dinlenmeyeceğine biraz sonra karar verecek. Hep beraber göreceğiz. Fezlekilerde tartışma konusu. Bugün hangi fezlekiler konuşuldu? Avukatlar ne diyor, onu da soralım size. Şöyle, önce herkes bilsin, Sayın Demirtaş'ın yani her birisi birer fezlekeye dönüştürülmüş ve bu fezlekeler dolayısıyla yargılanıyor. 3 tane fezleke vardı ve bu 3 tane fezleke de Cizre'de, Diyarbakır'da yaptığı konuşmalar ve konuşmaları aslında özetle geçebilirdi. Nasıl bir konuşma olduğunu söyleyebilirdi. Ben burada şunu savundum diyebilirdi. Ama herkes doğrudan bilgi sahibi olsun diye o tarihlerde yaptığı konuşmaların tamamını noktasına virgülüne kadar duruşma salonunda okudu Segbis aracılığıyla. Herkes benim ne konuştuğumu duysun. Benim bu konuştuğum, bu ülkede Kürt sorunu çözülsün, bu ülkede demokrasi sorunu çözülsün, insanların kanı akmasın, barışçıl bir ortam olsun diye mi konuşmuşuz? Yoksa gerçekten bizi suçladıkları gibi bu kanın sorumlusu biz miyiz? Bunu herkes görsün diye okudu. Gerçekten Sayın Demirtaş ve o dönem Halkların Demokratik Partisi'nin bütün yöneticileri bu sorunun çözülmesi için büyük bir çaba içerisindeydiler. Ama gelin görün ki o sorunun müsebbipleri değil, o sorunu çözmeye çalışan insanlar bugün bu mahkemelerde yargılanıyorlar. Evet, bu konuşmaları okudu ve bütün bunların hala arkasındayım dedi. Keşke başarabilmiş olsaydık burada ifade edilenleri. Ancak savcıların koyduğu fezlekeler, polislerin tutanakları bu duruşmada suç unsuru olarak yerini koruyor. Bunlar da tartışma konusu. Zira bu fezlekeleri hazırlayan savcıların bir bölümü hali hazırda FETÖ'den tutuklular. Bunun dışında Demirtaş duruşmanın ilk günü de şunu dile getirdi. Beni tutuklayan savcıyı Erdoğan mangala çağırmıştı dedi. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın dosyasına yönelik bir karartmasından söz etti. Zira bu duruşmaya doğru Demirtaş ve avukatları dosyadaki belgelere ulaşamadı. Bu açıdan nasıl değerlendirdiniz? Şimdi bu bir parça teknik bir sorun olarak görülse de aslında teknik bir sorun değil. Sorun şu. Şimdi mahkeme ara karar oluşturuyor ve bu ara kararlar doğrultusunda kurumlardan, başka mahkemelerden yazılar istiyor. Cevaplar istiyor meclisten veya başka yerlerden. Bunlar da gelip dosyaya geldiğinde UYAP'a yükleniyor. UYAP'a yüklendiğinde avukatlar da hangi ara kararın gereğinin yerine getirildiğini, hangi kurumun cevap verdiğini görme şansı elde ediyorlar. Ancak bir süredir öğreniyoruz ki
avukat arkadaşlardan bu ara kararın gereklerini yerine getiriyor bir kısım kurum. Fakat bu kurumlar gereğini yerine getirdikten sonra gönderdikleri bilgi ve belgeler UYAP'a yüklenmiyor. Dolayısıyla avukatlar bunların geldiğini duruşma salonunda öğreniyorlar. Mahkeme ara kararın gereklerinin yerine getirip getirilmediğini okurken. Bunun büyük bir sorun olduğunu söylüyorlar. Çünkü buna karşı söyleyecek sözleri varsa da o an o duruşmada söyleyemiyorlar. Buna bir hazırlık yapamıyorlar. Bir avukat arkadaşımız çok daha çarpıcı bir şey söyledi. Dedi ki Sayın Demirtaş'ın tutuklu olduğu, İstanbul'da tutuklu olarak şu anda tutuklu olduğu değil. Cezasının mahkumiyeti kesinleştiği fakat... Örgüt propagandası. Evet, evet. O 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı dosyada biliyorsunuz birinci yargı paketiyle beraber bunlara Yargıtay yolu açıldı ve Yargıtay'a başvurdular. Bu tutukluluk meselesine savcının itirazı söz konusuydu. Şimdi bu savcının itirazında üçüncü günde savcı itiraz ediyor. Daha doğrusu bu dosya. Düzeltelim. Buradaki dosyada. Tahliye kararı verildikten sonra savcı itiraz ediyor ve avukat arkadaşlarımız günlerce, haftalarca gidip savcının itirazının sonucunu öğrenmeye çalışıyorlar. Henüz karar verilmedi denilip gönderiliyorlar. Fakat 53. günde savcının itirazının 3. günde reddedildiğini öğreniyorlar. Tam 50 gün boyunca avukat arkadaşlarımızdan bu durum saklanıyor. UYAP'a yüklenmediği için yine ve o ara kalemde çalışan birisi savcının talimatı var. Demirtaş'ın avukatlarına hiçbir şekilde bu konuda bilgi vermeyeceksiniz diyorlar. Dolayısıyla bu konuda özellikle savunma haklarının kısıtlanması konusunda dosyadaki gelişmeler konusunda eksik bilgiye sahip olduklarının altını çizmek için avukat arkadaşlarımız bugün bunu söylediler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam ediliyor. Neden yargılanıyordu? Hangi süreçten yargılanıyordu Demirtaş? Çözüm süreci ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili. Tam da 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında neler oldu? O döneme dair konuşmaları burada suç unsuru olarak yer alıyor. Ama Demirtaş da diyor ki o dönemde Ahmet Davutoğlu başbakandı. Onun da konuşması lazım. Bildiklerini açıklaması lazım. Davutoğlu şimdi neler olduğunu konuşmak lazım diyor. Kendisi umut ediyorum ki dönüşür, konuşur. Çünkü kendisi de o dönemin faillerinden biridir dedi. Davutoğlu'nun burada tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme birazdan ara kararını açıklayacak. Hemen söyleyelim, Figen Yüksekdağ damasında da bu konu gündeme gelmişti. Yüksekdağ'ın Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi talebi reddedilmişti. Demirtaş damasında sonuç ne olacak? Birazdan öğreneceğiz. Takip ediyoruz. Söz yeniden sizde. Sibel Ürtaş, çok teşekkürler aktardığın bilgiler.